Merhabalar efendim. Biliyorsunuz seçimler yenileniyor. Sizce yerinde bir karar oldu mu bu? Oldu. Peki sizce 23 Haziran'da kim önde götürür bu karardan sonra? Ekrem. Ekrem Bey mi? Evet. Neden? Öyle görünüyor. Genelde yerinde kararı oldu diyenler Binali Yıldırım diyor. Öyle görünüyor. Çevrenize baktığınız zaman. Peki teşekkür ederim. Biliyorsunuz seçimler yenileniyor. Evet. Siz ne hissediyorsunuz bir vatandaş olarak, yerinde bir karar mı? Bence yerinde bir karardı. Fakat ülkemiz için en iyisi olsun istiyorum. Yani geçmiş seçimlerdeki olan sorunların artık yaşanmasını istemiyoruz halk olarak. Sadece bundan sonra adalet neyse o olsun istiyoruz ülkemiz için. Sizce önceki seçimlerde de usulsüzlük var mıydı? Başkanlık seçimi ama onları bilemeyiz ama şu bir kesin, ülkemiz gerçekten doğru olan neyse onu yapıyor. Hiç kimse de bunu yani farklı gösteremez. Ben bunu biliyorum. Peki 23 Haziran'da oylar nasıl etkilenir bu durumdan sizce? Bence gene hani halkımızın seçtiği AK Parti kazanır yani. Ben ona inanıyorum. Ben hiçbir şey söylemeyeyim ya. Her kesimi konuşturuyoruz. Hiç sorunu yok. Her kesimi. İzliyorum sizi. İnternet üzerinde yayın yapıyorsunuz da biliyorum ben. İzliyorum sizi de. Şu anda ne desek yani Türkiye'nin şeyi belli. Değişen hiçbir şey olmaz. Vallahi kim götürüyor? Burada gezmiyor kadar yine şu anda benim İmamoğlu, benim bildiğim kadarıyla yani ben AK Parti içinde olduğum halde aynısını derim. İmamoğlu götürür ama tabii ki nasıl gider? Şaibeli mi olur? Düzgün mü olur? Ne olur? Onu da Allah bilir yani, bir şey diyemez yani. Türkiye'de her şey beklenir. Yerinde bir karar değil. Neden yerinde bir karar değil? Seçme ve seçilme. Türkiye'de şimdiki iktidarın söylediği şey en güvenli seçim bu ülkede. Peki sandık güvenliği var ise neden sandık görevlilerini İçişleri Bakanı ilçe seçim kurullarından alıp atadı? 24 Haziran seçimleri de o vakit şaibeli. Yani hükümetin hatasıydı demeye geliyor. Hükümetin hatası tabii ki en büyük hata. Şimdi iktidarda olacaksın, sandık kurullarına atayacaksın. Sandık kurullarına atayacaksın, kişisel bilgilerini elde edeceksin ve bu insanları ondan sonra yaftalayacaksın, etiketleyeceksin. Neyle etiketliyorsun? Yani neyle etiketliyorsun bu insanları? Yani niçin töhmet altında bırakıyorsun? Sonra bu millet, ben de bu ülkede yaşıyorum, bu millet henüz daha okumamış. Beynini kullanmasını değil, aklını kullanmasını bilmiyor. Okumuyor. 298 sayılı seçim kanunu okusunlar. Lütfen seçim kanunu. Hak verilmez, alınır. Sayın İmamoğlu hakkını aldı. Kimse ona bunu lütuf olarak bahşetmedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 94'te seçildiğinde kendisinin de hakkını verdik. Şimdi de İmamoğlu'nun hakkını versin. Herkesin hakkını verecek. Hiç haklar lütuf değildir. Peki 23 Haziran'da sizce oylar nasıl etkilenir bu durumlardan? Vallahi 23 Haziran'da oylar hiç etkilenmez. Hiç öyle değil. Artık kutuplaştırma, bölücü, bağırarak, çağırarak, ey diyerek hiçbir yere varamazsın. Tatlı dil güler yüz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. O nedenle diyorum ki tatlı dil. Peki çok teşekkür ederiz. Son olarak şunu sorayım. Bazı vatandaşlarımız diyorlar ki CHP PKK ile el ele. Siz ne demek istersiniz? Valla ben 73'ü bitirdim. 74 yaşının içindeyim. Kendim Elazığlıyım. Açık ve net söylüyorum. Kim kiminle kol kola PKK'yla kol kolaysa dönecek aynaya bakacak. Şimdi CHP iktidarda değil. Ama AK Parti iktidarda buradan YPG'yi, PKK'yı davul zurnayla geçirirken Sayın Bahçeli neden gidip de orada kamp kurmadı? Şimdi İstanbul'da kamp kuruyor. Benim söyleyeceğim. Önce iyi baksınlar. Megri Cumhuriyet Halk Partisi söylemedi. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy vermedim. Ama İmamoğlu'nu sevdim. İmamoğlu bu ülkenin geleceği. O PKK ile kol kola. Valla Apo'ya sayın diyen ben değilim. Apo'ya sayın diyen Erdoğan. Apo'ya sayın diyen Bülent Arınç. Bak onu da söyleyeyim. Bakın sayın da benim lütfunu aldı. Kemal'e erdi. İstişare kuruluna gittiler 4 tane. Bunlar hangisi ekonomist? Hiçbir ekonomist değil. Ama lütfen bunu yayınlayın rica edeceğim. Efendim, çok Siz çalışıyorsunuz, işleriniz nasıl gidiyor, yetkililerden ne istersiniz? Şuna da el atsalar dedi. Çıktım açıkçası. Ya mesela örneğin buranın mesela şeye ihtiyacı var. Şimdi birçok benim gibi yani böyle işportta iş yapan insanlar var. Hani bu insanlara mesela burada aşağıda hani parça parça bölüm bölüm mesela bir yer kurulup da orada işportacılara bir iş verilebilir. Yani ben hani şu an işsiz olduğum için zaten bu işi yapıyorum. O yüzden de 15 yıllık da AK Partiliyim ama AK Parti'nin de artık çok iyi bir yönetim sergilediğini zannetmiyorum. O yüzden de yani bu şey seçimde CHP'ye atacağım yani oyu. O yüzden öyle düşünüyorum. Peki sizce 23 Haziran'da kim önde götürür? Çevrenize bakınca ne görüyorsunuz? Yani bence İmamoğlu'nun konuşmaları çok güzel. Mantıklı da bir insan, güzel de yönetir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz seçimler yenileniyor. Bir vatandaş olarak hissiyatınız ne yönde? Sizce iyi oldu mu? Bence iyi olmadı. Bence İmamoğlu'na haksızlık ettiler. Ben AK Parti'ye oy vermiş bir insanım, Binali Yıldırım'a. Ama bu seçime kesinlikle vermeyeceğim ona. Niye? Adaletsizlik yaptılar. Hakkı kazanmış bir insanı sen diğer yollarla elinden alıyorsun hakkını. Bunu istemiyoruz. Yıllardır da AK Parti'ye oy veriyoruz. Ama 23 Haziran'da baktığınız zaman kim önde götürür gibi duruyor çevrenize baktığınızda? Çok samimi olduğum arkadaşlarım var AK Partili. İnanın görev alan gençlik var AK Parti gençlik kollarında. Onlar bile haksızlık olduğunu söylüyor. O zaman İmamoğlu gibi duruyor. İmamoğlu. Ben AK Partiliyim. AK Parti'ye oy vermiş bugüne kadar hep. Ama bu seçimde vermeyeceğim. Peki biz iki tarafla da konuşuyoruz ya. Evet. Bir tarafa gidiyoruz CHP PKK ile el ele diyorlar. Öbür tarafa gidiyoruz AKP PKK ile el ele diyorlar. Siz ne demek istersiniz bunları söyleyenlere? CHP'nin o yanlışlıkları var. Ben İmamoğlu'nun şansına oy vereceğim. Yani CHP'ye oy vermem. Ama İmamoğlu... Size CHP PKK ile el ele görünüyor mu? O kadar değil. Bak şimdi biz bunların önde gelenlerinin önüne kırmızı halılar serip bu ülkeye davet ettik mi onlara? Ettik. En iyileriyle, en önde o liderleriyle görüştük. Savcılarımızı o peşmergelerin, o teröristlerin yanına ayağına götürüp bu işleri yaptık. CHP'liler de onu söylüyor. Diyor ki o yüzden AKP'liler eğlenir. CHP'liler de o kadar temiz değil yani. O kadar temiz değiller yani. Çıkıp diyebilmeleri lazım ki biz bunları kınıyoruz ama demiyorlar. İçerisinde iyi insanlar da var CHP'nin ama bu adamın işi değil. O için galiba birazcık yapıyorlar. Tabii. Zaten İstanbul seçimlerini HDP'nin oyu belli eder. HDP'nin İstanbul'daki seçmeni bu seçimin kaderini belli eder. Nasıl şimdi gitmeyen 300 bine yakın 600 bin mi, 300 bine yakın mı ne gitmeyen vardı seçimde. Ama şimdi hepsi gidecek sandığa. Bu haksızlığa karşılık. Vallahi işler durdu. Evet. İşler yürümüyor. Herkes iş arıyor, iş bulamıyoruz. O kadar başka bir şey diyemiyorum. Ben ne diyeyim? Hayatı görüyorsunuz. Her şey pahalı. Yani bir markete, pazara gidilmiyor. Yani öğrenci kotuyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ama aldığın para yetmiyor. Her ay 2000 lira borçla giriyorsun. Nasıl yaşayacaksın? Ondan sonra diyorlar ki oy verin, şunu verin, bunu verin. Vallahi vermiyorum. Patron burada, patrona duyuruyoruz. O da hayatın içinde. Ona duyurmuyorum. Peki, siz bir süre insanla muhatap oluyorsunuzdur gün içinde. Baktığınız zaman 23 Haziran'da seçimleri kim alır gibi duruyor? Bir tahmininiz var mı? Ya bir tahminimiz var mı? Şu an biraz ortada. Yani biraz ortada gibi ama tabii herkesin gönlünde bir aslan yatar. Biz Binali Yıldırım'dan yanayız. Bekliyoruz ama inşallah kazanırız yine de. Eğer bu oy verirse Binali Yıldırım'a, Binali Yıldırım alır. İmamoğlu düşünüyorum. Peşin mi verdin? Ama vermiyorum. Ayrı bir konu ama düşüncem o. Hani insanlar söylediği sözü tespitle mükelleftir. Benim oyum içeride geçerler burada yazılı. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur bu seçimlerin. Başka söyleyecek bir şey. Baktığınız zaman kim önde götürür gibi duruyor? Hiç bilmiyorum, belli olmaz. Ben çünkü sandığa farklı bir niyetle gittim perdenin arkasında. Ama bunun yani ben bir vatandaş olarak aynı o şekilde düşündüğüm için hani onlar da öyledir. Ortada çok mu başa baş? Hayır, huzurumuz nasılsa biz mevcut, biz başka bir şey istemiyoruz. Hani yangına körükle gitmek, biz biraz su dökmek istiyoruz vatandaş olarak. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. hayır atacağız oyumuzu inşallah Allah'ın izniyle. AK Parti küstürdüklerin oyunu geri alırsa zaten götürür işi. Allah'ın izniyle işi götürür inşallah. Yok, kötü oldu. Seçimler kötü oldu. Daha çok İmamoğlu'yu şey yaptılar. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Burada çalışıyorum. Esnaf mı? İşler nasıl etkilendi? İşler daha çok bozuldu. Bu seçimleri bak, sevte yok, işler yok. Daha kötü oldu. Bu seçimlerin şeyliği bozuk, yani işlerimiz bozuk. Peki 23 Haziran'da kim önde götürür gibi duruyor? İmamoğlu götürür. Öyle diyorsun. Evet. Herkes öyle düşünüyor, tek ben değilim. İşlerinizi etkiledi mi? Tabii ki. Yani 7-8 aydan beri doğru dürüst eskisi gibi işlerimiz yok bizim. Bu seçimlerden ötürü mü acaba? Bu seçimlerde tabii etkisi var yani. 2'de bir seçim oluyor yani. Olmadı bir daha tekrar baştan, bir de olmadı tekrar baştan falan diye etkili oluyor yani bunların şeyi. Peki baktığınız zaman çevrenizde 23 Haziran'da kim önde götürür gibi duruyor? Vallahi İmamoğlu bence götürür gibi duruyor. Çünkü yani millet de biraz kızdı, bıktı seçimlerden artık yani. Devamlı hani bir değişiklik olsun artık yani. İstanbul'da bence olsun yani bir değişiklik. Hanımlara da soralım. Vay, hiç memnun değiliz gidişattan. Yani hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Bence seçimi İmamoğlu kazanır gibi görünüyor. Millet onu istiyor gibi. Belli olmaz. Vallahi hani bence yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani orta sonuçta hani sonucunda neticesinde ortada yapılmış bir hırsızlık var. Normalde Binali Yıldırım'ın kazanması lazımken Ekrem İmamoğlu kazandı. Ama hani ne bileyim yani böyle düşünüyorum ben ya. Sizce 23 Haziran'da kim alır? Tabii ki de Binali Yıldırım alır. 24 Haziran'da da bol yıldırımlı bir hava beklenir inşallah diye umuyorum. Öyle düşünüyorsunuz, evet. Peki çok kısa bir şey daha soracağım. Biliyorsunuz YSK kararı, gerekçeli kararı açıkladı. Çalındı ifadesi olmadığı söylendi. Binali Yıldırım'a da dönüp denildi ki çalındı dediniz ama çalınmamış oylar. Sebep başkaymış. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani adı üstünde çalınmış yani. Yani biz bunu inkar edemeyiz. Siz de bunu inkar etmeyin kardeşim, Allah Allah. Yani adı üstünde çalınmış. Bu kadar ya. No, yani Ekrem İmamoğlu'na 100 küsür oy yazılması gerekirken mesela bir yerde 0 oy yazılmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Size YSK neden çalındı demiyor? YSK neden çalındı demiyor? Vallahi hani bilemiyorum ya. Ne diyeyim yani. Hani şey yüzünden iptal oldu diyor. Sandık başındakilerin memur olması gerekiyordu ama İçişleri Bakanı memur olarak atamamış. O yüzden. Yani öyle bir şey olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani ama tek bildiğim şey var, kesinlikle ve kesinlikle Binali Yıldırım'ın oyları kesinlikle çalınmış. Yani hakkını yediler yani, bu mübarek ayda da bunu yaptılar ya. Yani bana bunu da söyletiyorlar ya, yazıklar olsun ya. Esnafsanız etkilendiniz mi bu seçim sürecinde? Tabii ki etkilendik. Aslında seçimler yenilenmemeliydi diye düşünüyorum. Ama kaybeden taraf bir haksızlık var dedi, kazanan taraf öyle bir şey yok, siyaseten iptal edildiğini, ama her şey millete çıkıyor. İstanbul'da zaten enflasyon var. Bunun yanına bir de seçim girince görüyorsun işte, esnaflar akşama kadar kepek kapatıyorlar. Kiracılar kiralarını ödeyemiyorlar. Biz de mülk sahibiz. Kiracılarımız çok kazansın ki kiralarını ödesin diye biz de onlardan alışveriş etmeye çalışıyoruz. Peki efendim 23 Haziran'da baktığınız zaman kim önde götürür gibi görünüyor? Valla kim kazanırsa %1'lik puanla kazanır gibi görüyorum. Zaten fark 13.500 gibi az bir fark. Aşağı yukarı 10 milyon insan oy kullandığı yerde %1'e bile gelmiyor. %0 puan. Burada seçmeni kim sandığa götürebilir, kim seçmeni tatilden geri çekebilirse seçim o kazanacak diyorum. Bir tahmininiz var mı çevrenize baktığınız zaman? Valla o konuda şu an henüz daha kamuoyu anketler açıklanmadı. Diyorum ya, seçmen... Yakın çevrenize baktığınızda. Yakın çevreme baktığım zaman valla ben bu seferki seçimi Binali Bey alır gibi düşünüyorum. Benim görüşüm İmamoğlu benim hemşerim. Ama bana göre de Binali Bey kazanacak. Şöyle sorayım, sizce seçimlerde bir usulsüzlük var mıydı? 30 binden 15 bine indiyse bir şeyler oldu. Hata mıydı, hırsızlık mıydı bilmiyorum ama bir şeyler oldu. Ben orada kaymalar olabilir. Zaten ilk etapta 10 bini düştü. Yani 30 bin değildi. 25 bin otomatikman cetvellerde yüklenirken 10.000 oy yanlış yüklenmişti. Zaten ıslak imza tutanakları hem CHP'nin elinde hem de AK Parti'nin elinde vardı. O hemen ortaya çıkan bir sonuç yani. Ondan sonraki sayılan sandıklarda 4.000 gibi bir oy fark etti ama asıl ihtiras, ben sandık başkanlığı da yaptım. Şimdi seçmen oyunu kullanmış, sayım yapılırken oradaki bütün gruba soruyor. Bu oy diyor, herkes geçersiz diyor veya geçerli diyor. Orada şerh koyduğum bir tanesi, üyelerden bir tanesi, ben bu oyun geçerli veya geçersiz olmadığını itiraz ediyorum deyip şerh koyduğu zaman onlar bir kenara ayrılıyor. İhtiraz edildikten sonra ancak şerh konan oylar sayılıyor. Yani iptal edilen oylar aslında sayılamaz. Geçmişte bu böyle oldu. Ama burada bu sefer İstanbul'da şerh konulmadan da iptal edilen oylar sayıldı. O oylardan da işte ampule vurun dediği zaman gitmiş AK Parti'nin yuvarlağın içine vurmamış, ampulün üzerine vurmuş. Tekrar sayılınca bu 4.000 oy buradan farkla iptal edilmekten kurtuldu. Evet'e geçti oylar yani. Seçimler yenileniyor. Sizce yerinde bir karar mıydı? İyi oldu mu? Nasıl etkilendik? Tabii bu teknik bir konu. Yerinde karar derken yani bu ülkenin ekonomik sorununa göre çok yerinde bir karar gibi değil gibi duruyor ama halkın durumu belli. Ama eğer böyle bir şaibe varsa anayasa karşısında doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki 23 Haziran'da nasıl etkilenir oylar bu ertelemeden? Yani şu anda AK Parti'nin, yani biz şimdi gönlüme göre konuş derseniz biz zaten Binali Yıldırım'a oy vereceğiz. Yani biz AK Partiliyiz. Ama demokratik olarak baktığında demokratik haklarla insanlar sandığa gidecek. Bizim birçok dostlarımız var. İmamoğlu'na verecek de var. Diğerine de verecek de var. Herkesi saygıyla karşılamak lazım. En önemli şey, kim kazanırsa kazansın, halk birbiriyle galeyana gelmesin. Derdimiz o. Gönlümüz AK Parti'den yana kazanması. Çünkü ülkenin durumu belli. Dış ülkelerin üzerimize saldırıları belli. Türkiye'de, İstanbul'da çok büyük bir yatırım yapılacak. Bir Kanal İstanbul. Dünyada 2 tane kanal var. Biri Süveyş kanalı, biri Panama kanalı. Eğer Binali Yıldırım kaybederse bu bizim Kanal İstanbul projesi de boşa düşecek gibi gözüküyor. Yani benim şahsi... İmamoğlu'yla yürütemezler mi? Ben, çünkü bu projenin sahibi AK Parti olduğu için sahibinin, başkasının bir projesini başka birinin yürütebileceğine çok kanaat getirmiyorum.